Merhaba çocuklar. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Emine Aktaş. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Çocuklar bildiğiniz gibi 21 Eylül'e kadar telafi eğitimleri olacak. Bugün size 4. sınıf 5. ünite konusu olan üretim, dağıtım ve tüketim konusunu anlatacağım. Öncelikle istek nedir, ihtiyaç nedir? Yaşamımızı sürdürmek için gerekli olan her şeye ihtiyaç diyoruz. Mesela bir şeyler yemeden yaşayamayız. Bu da demektir ki yiyecekler ihtiyaçtır. Bunun yanında kıyafetlerimiz bizi aşırı soğuklardan veya sıcaklardan koruyan evlerimiz de bizim ihtiyaçlarımızdır. İstekler yaşamımızı sürdürmek için gerekli değildir. Ama onlara sahip olmak bizi mutlu eder. Örneğin bilgisayarımız, televizyonumuz veya müzik çalarımız olmadan da yaşayabiliriz çocuklar. Yeme, içme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlar bizim temel ihtiyaçlarımızdır. Tabii ihtiyaçlarımız bu kadarla da sınırlı değildir çocuklar. Örneğin eğlenmek, dinlenmek, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarımız da vardır. Yiyecekler hem ihtiyaç hem de istek olabilir. Nasıl? Örneğin et, süt, yumurta, sebze ve meyveler bizim için temel gıdalardır. Dondurma veya çikolata gibi yiyecekler ise yaşamak için bunlara ihtiyaç duymadığımız insanların tercihine bağlı olan yiyeceklerdir. Çocuklar, toplumdaki her insanın çeşitli ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu ihtiyaçların bazılarını kendi başlarına karşılayabilirlerken, büyük bir kısmını da dışarıdan ücret karşılığı alırlar. İhtiyaçlarını karşılayacak ücret içinde başka insanların ihtiyaçlarını karşılayıp para kazanırlar. Toplumda herkesin farklı rollerde çalışarak ihtiyaçlarını karşılaması ve bir para döngüsünün olması çocuklar ekonomik faaliyet olarak isimlendiriliyor. Peki nedir ekonomik faaliyetler? Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve hizmet sektörleri. Örneğin peynirin çiftlikten soframıza gelme aşamalarına bir bakalım. İlk olarak çocuklar peynir için gereken süt çiftliklerdeki hayvanlardan elde edilir. Sütü üretip satan çiftçiler bu aşamada kendi geçimlerini sağlayacak parayı kazanmış olurlar. Ve böylelikle kendi ihtiyaçlarını karşılarlar. Çiftçi sütü sattıktan sonra süt fabrikalarda çeşitli aşamalardan geçerek mayalanır. Fabrikalarda mayalanan süt peynire dönüştürülür ve marketlere satılır. Fabrikalardaki işçiler ve fabrika sahibi peynir üretiminden kazandıkları para ile kendi ihtiyaçlarını karşılarlar. Markete gelene kadar taşıma, soğutma ve benzeri işlemler sürekli birileri tarafından yapılır. Ve bu rollerdeki insanlar yaptıkları işlerden gelir elde ederler. Son olarak da peynir marketlerde belirli bir ücret karşılığında satılır. Ve bu işlemden market sahibi ve çalışanları para kazanır. Ekonomik faaliyetlerde üretim yapma dışında çocuklar topluma hizmet ederek rol alan birçok meslek vardır. Peki nelerdir bu meslekler? Doktorluk, öğretmenlik, askerlik ve polislik. Çocuklar bilinçli tüketici olalım. Peki nasıl bilinçli tüketici oluruz? Satın aldığımız herhangi bir üründe bir sorunla karşılaşırsak ürünü değiştirme veya onarımını isteme hakkımız vardır. Bu hakkımızı kullanabilmemiz için elimizde belge olması gerekiyor. Bu belge fiş ya da garanti belgesidir. Çocuklar, fiş veya garanti belgesiyle satıcı firmaya başvurduğumuz zaman sorunun çözümüne yönelik işlemlerin yapılması gerekir. Eğer satıcı firma sorunla ilgilenmez veya olumlu bir sonuç vermezse bu defa sorunumuzu üretici firmaya bir şikayet mektubu ile bildirebiliriz. Bu mektuba cevap gelemez ya da istediğimiz sonucu alamazsak bu defa da çocuklar haklarımızı yasal yollarla ararız. Ülkemizde tüketicilerin haklarını korumak amacıyla kanun düzenlenmiştir. Mesela tüketici haklarından sorumlu hakem heyetleri bile vardır çocuklar bu konuda. Ayrıca bize yardımcı olacak diğer kurumlar da tüketici dernekleri ve adı tüketici hakkı. Çocuklar, eğer haklarımızı kullanabilmeyi istiyorsak aldığımız ürünün fişini veya garanti belgesini mutlaka saklamalıyız. Elimizde mutlaka bir belge olmalı.
Türk Standartları Enstitüsü, ürünlerin standartlarını belirleme amacıyla 1960 yılında kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren enstitünün kısa adı ve markası TSE'dir çocuklar. Satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE dışında CE ve ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri de bulunabilir. Peki CE nedir çocuklar? Avrupa Birliği'nin koyduğu standartlara uygun olarak üretildiği anlamına geliyor. ISO nedir? Uluslararası Standart Organizasyonu'nun kısaltmasıdır çocuklar. Bir ürünün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşıladığı anlamını taşır. Ayrıca aldığımız ürünlerde ambalajlarının geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat etmeliyiz çocuklar. Diğer yandan alışverişlerimizde yerli malı tercih edelim ki ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunalım. Üzerinde Türk malı olan ya da üretim yeri Türkiye olan ürünleri tercih edersek daha güzel olur çocuklar. Ayrıca barkod numarası 868 ve 869 ile başlayan ürünler de Türkiye'de üretildiği anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada resimleri var. Çocuklar, bir ürünün üretilebilmesi için gerekli olan her şeye kaynak deriz. Kaynaklar, doğal kaynaklar, insan kaynakları ve mali kaynaklar olarak ayrılabilir. Mesela çocuklar, ekmek üretebilmek için öncelikle buğdaya ihtiyaç duyarız. Buğdayın yetiştirilebilmesi için tohuma, tohumun ekileceği toprağa, suya ve gübreye ihtiyacımız vardır. Bunlar bizim doğal kaynaklarımız. Yetişen buğdayı hasat edecek çiftçi, bunu satın alacak tüccar, un haline getirecek değirmenci ve bundan ekmek yapacak fırıncı insan kaynağını oluşturur. Son olarak da mali kaynaklarımız, yani kısaca para kaynağımız devreye girer. Üretilen ürünleri satın alabilmemiz için çocuklar gerekli olan kaynak para kaynağıdır. Çocuklar, doğal kaynaklar su, toprak, hava ve madenler. Bu kaynaklar sınırsız değildir. Eğer bunları bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam edersek bunlarla ilgili sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Kısaca bahsedecek olursak çocuklar, örneğin ekmek. Evimize aldığımız ekmekler tüketebileceğimiz kadar olmalıdır. Bayatlayan ekmekleri çöp atmak yerine farklı alanlarda kullanabiliriz. Su israfı, evlerimizde, okullarımızda çocuklar, muslukları kapatmalıyız. Su sıkıntısı olursa peki ne gibi sorunlar olur çocuklar? Salgın hastalıklar artar, tarımsal üretim düşer ve susuzluktan kaynaklı maalesef can kayıpları yaşanabilir. Gıda israfı çocuklar, günümüzde yaklaşık 800 milyon kişi açlık sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun önüne geçmek için de çocuklar, elimizdeki gıdaların tüketimini daha bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Kuru gıdalar dışında diğer gıdaların bozulma oranı daha yüksektir. Bunun için ihtiyacımız kadar almalıyız. Kağıt israfı çocuklar, mesela defter kullanıyorsunuz. Defterin bir tarafı yazılıp diğer tarafını boş bırakan öğrencilerimiz var. Kağıt israfını azaltmak için defterlerimizi daha düzenli şekilde kullanmaya başlıyoruz. Şimdi sorulara geçelim. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde hangi ekonomik faaliyet yürütülmektedir? Cevap: Denizli, turizm. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi insanları tutumlu olmaya ve tasarruf etmeye teşvik eden bir anlam taşımaz? A. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. B. Sakla samanı, gelir zamanı. C. Ayağını yorganına göre uzat. D. Damlaya damlaya göl olur. Cevap: Adana çocuklar. Bilinçli bir tüketici olan Ayça'nın annesi sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisiyle sürdürmüş olamaz? Ayça ile annesi markette alışveriş yapıyorlardı. Annesi raftan bir paket makarna alınca Ayça ona neden bu ürünü tercih ettiğini sordu. Annesi "çünkü" diye cevap verdi. Ürünün üzerinde TSE damgası vardı. B. Ürünün tüketim tarihi geçmemiş. C. Ürünün çok reklamı yapılıyor. D. Ürünün içinde sağlığa zararlı olabilecek maddeler bulunmuyor. Cevap: Ceyhan çocuklar. Ürünün çok reklamı yapılıyor. Bu haftalık